Baba. Bhopal'den ablamla eniştem geldi. Ama... Sen de... Vir'in evliliği yüzünden endişe ediyorsun değil mi? Misafirlere ne diyeceğiz diye. Öyle değil mi? Evet baba. Vir bize insan içine çıkacak yüz bırakmadı ki. Bak kızım. Bu mesele aile içinde kalmalı. Akrabalarımızdan herhangi biri evimize gelirse... ...bu işe karşı çıktığımızı... Onlara belli etmemeliyiz. En azından o süre boyunca Vir'e destek olduğumuzu göstermeliyiz. Sen aşağı in, insanları bekletme. Ben birazdan geleceğim. Peki babacığım. Yarın ikimiz de Amerika'ya gidiyoruz. Oğlumuz baba olacak da. İkinizi de tebrik ederiz. Bu çok büyük bir mutluluk. Artık o da sana dede diyecek. Sadece saçını biraz daha siyaha boyatmalısın. Bu sefer... Oğlum, gelinim ve torunumla 6 ay geçirmeyi planlıyorum. Bir yıl da sürebilir. Ben de eşime oraya gitmeden önce ablamı ve ailesini görmek istediğimi söyledim. Hem Vir'in evlilik haberini aldık. O yüzden yeni gelini de görürüz dedik. Ah enişte. Biz sizin geleceğinizi bilseydik dışarı çıkmalarına izin vermezdik. Onları daha şimdi gönderdik. Ah evet. Bugünün gelinleri yok mu? Aileleriyle biraz vakit geçirseler, onları anlamaya çalışsalar ama yok. Akşam olur olmaz kocalarıyla dışarı çıkıyorlar. Evlilik yeni değil, gelin yeni. Nasıl yani? Canda? Sen tatlıları getir. Peki. Siz bir şeyler yiyin. Ben bir telefon edeceğim. Buralardadırlar. Ablacığım, İtça, gelininizin adının bu olduğunu söylemiştiniz. Evet. Buraya sizinle ilgili bilgi almaya gelmedik tabii ki. Ama Raju teyze diyor ki... İtça ilk başta... Vir'le evlenecekmiş, değil mi? Sonra o kız Manş'la evlenmiş. Abla, beni yanlış anlama. Ama Manş öldükten sonra o kız Vir'le mi evlenmiş? Hey, sen neler söylüyorsun Lakshmi? Oğlun Amit. Amerikalı bir kızla evlenmişti değil mi?
Benim duyduğuma göre düğün olmadan birlikte yaşamaya başlamışlar. Hem o Glover'da evlendiği zaman biz de gelmiştik. Ve Amit o kızı terk etmişti, değil mi? O zavallı kıza ne oldu? Çaylarınızı neden bıraktınız? İçin hadi hadi. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise